Dak şöyle çıkış tarihi tam olarak bilinmiyor. Dak motifleri Göbekli kadar da şu an mesela araştırılıyor. Göbekli kadar da çıkmış dak motifleri. Tam olarak şu şu tarihte çıktı diyemiyoruz. Ee, şöyle ama Mezopotamya'dan çıktığı biliniyor yani yani onun yeri Mezopotamya bölgesi. Ee, çoğunlukla Kürtler e, yani başka uygarlıklar ve e, ırklar yapsa dahi çoğunlukla Kürtler e, içerisinde yaygın. E, şöyle bir durum da var sadece kadınlar değil aynı zamanda erkekler de yapıyor ama yoğunlukta kadınlar yapıyorlar. Kadınlar zamanında dile getiremediği bazı e, duyguları aslında dak yöntemiyle de yapmışlar. E, ya da ım, doğurganlık için, o, sağlık için e, yapanlar oluyor. Bir inanış aslında, bir mistik bir şey. inanarak yapıyor insanlar. E, aşiretten aşirete değişen dak motifleri var mesela. Hani X aşiretin motifi diyelim ki Tarak, işte B aşiretin motifi e, Ceylan gibisinden. Yani insanlar eskiden e, kimin hangi aşiretten olduğunu o üstündeki daklede e, anlayabiliyorlardı. E, dak şöyle e, anne sütü, kız doğuran anne sütü ve isin karışımıyla e, mürekkebi elde ediliyor. Ondan sonra e, istenilen şekil çiziliyor ve iğneyle o dövülüyor derinin altına geçene kadar. Kız çocuğu doğuran anne sütünün de kullanılmasının sebebi de kız kız çocuğunun bereket getirdiğine inanılıyormuş o dönem ve estetik bakımdan daha güzel görünüyormuş. Ee, o şekilde ee, çoğunlukla şu anda e, Mardin, Van, Diyarbakır, e, Urfa taraflarında yoğunluk var. Ama tabii şu an baktığınız zaman e, çoğunlukla dedelerin, nenelerin üzerinde görüyoruz. Genç, hmm. gençlerin üzerinde fazla göremiyoruz. Bu da aslında yakın bir süreçte dakın ortadan kaybolacağı ve unutulacağını da gösteriyor. O bakımdan ben de e, burayı açmak istedim, bu atölyeyi açmak istedim. E, bu hem kültürümüze bir katkı olarak hem de bu e, geleneği sürdürebilmek adına. Bir sene boyunca, ilk üniversiteden sonra bir sene boyunca ben Derik'te kaldım, köyde kaldım. O dönem ilgimi çekmeye başladı, araştırmaya başladım. İşte DAK'lı kimi görsem soruyorum, böyle araştırıyorum, merak ediyorum. Ee, öyle başladı ve yapılış şeklinde sordum. Ee, söylediler bana ve ilk çenemin altına yaptım. İlk DAK'lı kendime yaptım, o şekilde başladı. Sonra yakın çevremdeki insanlarla istedi, köydeki yani yakın çevrem. Ondan sonra üniversite vasıtasıyla ben Diyarbakır'a geldim. Ee, burada da insanların ilgisini çekti. Hala, hala yapılıyor falan böyle e, bayağı ilgilerini çekti. Hoşan'a da gitti çoğu insanın. Ee, o şekilde onlar da yapmak istediler. Böyle yakın çevremdeki arkadaşlarım yine. İşte sonra bunlar e, sosyal medyanın etkisiyle artık böyle biraz daha yayıldı falan. E, ve farklı insanlar da e, isteklerde bulundular. Başta evimde yapıyordum yakın çevreme. Ondan sonra baktım insanlar geliyor, bu ilgi duyuyorlar bu kültüre, bu olaya. Ee, sonrasında bu işte e, atölyemi açmaya karar verdik. Atölye yaklaşık bir aydır, bir, bir ay evet. Dün bir ayı bitti. <laughs> bir aydır açtık atölyeyi. Yoğunluk var, yani insanlar gelip merak ediyor. Tabi bazı bazıları geliyor, Dak nedir falan diyor. Dakla ilgili hiç bilgisi olmayan insanlar da geliyor. O konuda onlara bilgi de veriyorum. Ee, tabii. E, Yo yani ilgi var şu şekilde herkes yapmıyor ama böyle bir kültürün hala sürdürü, sürdürebilmesi açısından insanların hoşuna gidiyor. Hatta Almanya'dan, Hollanda'dan böyle araştırmacılar geliyor, gazeteciler sağ olsunlar arkadaşlar bayağı ilgi duydular, onlar da ilgilerini çekti. Ee, çok çok mutlu oluyorum ve şöyle bir durumda hani bilmeyenlerin gelip sorması da beni çok mutlu ediyor. Çünkü aynı zamanda öğretmiş de oluyorum, sonraki nesillere aktarmış da oluyorum aslında bu motifleri yaparak. E, zaten dâh motifi dışında motif de yapmıyorum. Hani böyle dövmeye, tato'ya girecek olan motifleri de yapmıyorum. Bunu da belirtiyorum onlara. E, çünkü amacım sadece bu kültür üzerine çalışıp e, yoğunlaşmak ve bu kültürü yürütebilmek. Baktığınız zaman şu an dövme, e, tato yani zaten çok yaygın ve gençlerin çoğu ona yönlenmiş durumda. Ee, halbuki dövme ve tatolarda dağdan çıkma biraz daha modernleşmiş e, haldeler. E, o açıdan ben e, dövme motifleri ya da dek, e, şey e, tato motifleri olacak motifleri yapmıyorum. Sadece e, dağ motifleri üzerine yoğunlaştım ki zaten çok özel motifler. Her birinin kendi has anlamı var. E, her birinin bir hikayesi var, bir yapılış amacı var. Ondan sonra bedenin farklı bölgelerine yapılması dahi anlamını değiştirebiliyor mesela. Bedene yapılan, bedenin hangi tarafına yapılmasının konusunda dikkat edilmesi gerekiyor. O açıdan böyle daha özel hissettiriyor beni yani daha böyle bir iş yaptığım için, böyle bir adım attığım için böyle kendimi daha özel hissediyorum diyebilirim.